Biz sizi tanıyoruz. Severek de takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ama burada tanımayan arkadaşlarımız var. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Aysun Özşen Sağlam ismim. Uludağ Üniversitesi 2005 Gıda Mühendisliği mezunuyum. Sonra bir çılgınlık yapıp İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yaptım. Benim dönemimdeki adı klinik mikrobiyolojiydi. Sonra tıbbi mikrobiyoloji olarak değişti. Sonrasında da gıda güvenliği alanında doktora çalışmalarımı yapıyorum. İnşallah çok kısa bir süre sonra bitecek. Doktor unvanını alacağım. Farklı firmalarda ya da farklı sektörlerde çalıştım. Son 8 yıldır da 9 yıldır da İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı'nda görev yapıyorum. Program başkanıyım, kurucu program başkanıyım. Bölüm açıldığından beri de oradayım. Seviyorum işimi. Severek İki çocuk annesiyim. 4,5 yaşında ikizlerim var. Aycan gayet iyi tanıyor. eşim de gıda mühendisi. Bir gıda mühendisiyle evliyim ben. 4,5 yaşında ikiz çocuk annesiyim. Öyle. Teşekkür ederim. Bu arada bize destek olmak isterseniz, yayınlarımızın daha kaliteli olmasını, daha güzel ekipmanlarla çalışmasını isterseniz aşağıdan rozet alarak bize destek olabilirsiniz. Gelip küçük bir parantez geçireyim. Bundan da bahsettik. Aycan abla, istersen senin sorularına başlayalım. Tabii. O zaman ilk soruyu ben sorayım hocam. Şimdi Aysun hocam, şöyle bir soru var arkadaşlardan. Uzman gıda mühendisi, biliyorsunuz artık birçok yerde duyuyoruz. Tam olarak uzman gıda mühendisi nedir? Uzman gıda mühendisi olabilmek için, hani bu unvanı elde edebilmek için neler yapmamız gerekiyor? Uzman gıda mühendisi title'ını duyduğumuz zaman ne anlamamız gerekiyor? Şimdi şöyle, gıda mühendisliği sonrasında iki alanda yüksek, yani iki farklı alanda yüksek lisansla kendinizi geliştirebilirsiniz. Eğer gıda mühendisliği alanında yüksek lisans eğitiminizi tamamlarsanız gıda yüksek mühendisi unvanını alıyorsunuz. Ama benim gibi farklı bir alanda kendinizi uzmanlaştırmak isterseniz, işte ben tıp fakültesi mikrobiyoloji alanında yüksek lisansımı tamamladığım için uzman gıda mühendisi unvanını aldım. Yani uzman gıda mühendisi farklı bir alanda yüksek lisans yapanlara verilen unvan. Eğer gıda mühendisliğinde yaparsanız gıda yüksek mühendisi olarak unvanlandırılıyorsunuz yüksek lisans mezuniyetiyle. Bu fark çok önemliydi. Çok fazla soru geliyordu. Ben de bilmiyordum açıkçası. Evet, genelde karıştırılıyor. Hatta ben şeye de kızıyorum. Yüksek gıda mühendisi diyorlar mesela. O da yanlış bir tabir aslında. Evet. Gıda yüksek mühendisi. Yani yüksek mühendis oluyorsunuz. Gıda yüksek mühendisi olmuyorsunuz. Peki hocam, bunun artısı ve eksileri nelerdir? Yani bize katacağı şeyler nelerdir? Bir uzman gıda mühendisi olmak mı, yoksa yüksek gıda yüksek mühendisi olmak mı? Yani artıları eksileri çok böyle, hani ikisi arasında çok fazla artı eksi kıyaslaması yapamam, ama farklı alanlarda çalışıyorsunuz. Farklı alanlarda yüksek lisans yapıyorsunuz. İşte ben mikrobiyoloji uzmanıyım mesela. Benim bütün işim mikrobiyolojide. Gıda yüksek mühendisi olduğunuzda gıda ile ilgili her alanda çalışabilirsiniz belki. Ama ben artık mikrobiyoloji alanında kendimi geliştirmek durumunda kalanlardanım. Peki hocam, ben klasik bir soruyla başlamak istiyorum aslında kendi sorularıma. Neden akademisyen olmaya karar verdiniz? Şöyle, ben İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışırken yüksek lisansıma başladım. Sonra bir şekilde İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki işimden ayrıldım. 3 yıl boyunca bir lisede gıda teknolojisi öğretmenliği yaptım ve öğretmenlik yapabildiğime ikna oldum. Yani öğretmenliğin çok keyifli olduğuna ikna oldum. Sonrasında, yani yüksek lisansımı da yapmışken, tamam ben akademisyen olayım, artık doktora eğitimime başlayayım ve yoluma akademisyen olarak devam edeyim diye karar verdim. Yani biraz öğretmenlikle beraber, bir de akademi çok keyifli. Yani sürekli kendinizi geliştirmek zorunda olduğunuz ve sürekli geliştirdiğiniz bir yer. Sürekli çalışmak zorundasınız. Sektör de belki öyle, ama sektörden biraz daha farklı akademi. Yani hiç bitmeyen bir süreç.
Ben de seviyorum öyle şeyleri. Biraz deli bir tarafım var. Aycan beni iyi tanır. Aycan Hanım beni iyi tanır. O yüzden akademiyi seçtim. Akademi biraz zor belki ama çok da inanılmaz keyifli bir yer. Biraz da vitesi kendiniz ayarlayabildiğiniz için güzel değil mi akademisyenlik? Tabii vitesi kendiniz ayarlıyorsunuz. Ben şu an öğretim görevlisi kadrosundayım. İşte doktoram bitince doktor öğretim üyesi, eskinin tabiriyle yardımcı doçent doktor olacağım. Sonrasında doçent ne zaman olursunuz, profesör ne zaman olursunuz, biraz sizin dediğiniz gibi vitesi kendiniz ayarladığınız bir süreç, kendinize tamamen bıraktığınız bir süreç. O yüzden çok keyifli. 40 yaşlarında profesör olan da oluyor. İşte dediğim gibi Evet. yüksek lisans yapan da oluyor. Benim sınıf arkadaşım var 40 küsür yaşlarında mesela. Ya Tamamen böyle. benim 50'li yaşlarda ön lisans öğrencim de oldu mesela. Yani öğrenmenin yaşı yok gerçekten. Doğru. Hani herkes bir noktada kaldığı yerden devam etmeye başlayabiliyor. Aydın Üniversitesi'nde görev yaptığını söylemiştiniz en başından beri. Peki Evet. burada teklif size mi geldi veya okulu nasıl seçtiniz? Yani neden mesela İTÜ değil de Aydın Üniversitesi'ni seçtiniz? Şöyle, yani akademide kadro bulmak çok kolay değil takdir edersiniz ki. Evet, maalesef. Ben akademisyen olmaya, yani üniversitede çalışmaya karar verdiğimde İstanbul Üniversitesi'nin kadro açtığını gördüm. O kadroları YÖKÜN sitesinden takip edebilir arkadaşlar. YÖKÜN sitesinden takip ediyorsunuz. Orada bir kadro gördüm. İşte gıda kalite kontrolü ve analizi programına öğretim görevlisi atanacak diye. Orada alınacak kişinin taşıması gereken şartlar belirtiliyor. Ve o şekilde başvurdum. Yani o dönemde orada kadro açıktı. Oraya başvurdum. Başvuru sürecini değil de sonrasında anlatayım mı? Olur. Başvurduktan sonra bir bilim sınavı yapılıyor. Yani gıda mühendisliğinde öğrendiğiniz konulardan 10 soruluk bir sınav yapılıyor. Şu an ben de yapıyorum o sınavı gelenlere. O sınavda bölümde çalışan hocalar kendi alanlarında sorular soruyorlar. Tamamen klasik sorular bunlar. Öyle test usulü Evet. falan değil ve tamamen hocanın alanından sorular. Ben başvurduğumda mikrobiyoloji alanında çalışan, gıda mikrobiyolojisi çalışan bir öğretim görevlisi vardı. Öğretim üyesi vardı. Su ürünlerinde çalışan bir öğretim üyesi vardı. Bir de tahılcı bir hocamız vardı. Onlardan geldi sorular. Onların sorularıyla bir sınav yapılıyor. Ortak bir sınav. Sonra hocalar, herkes kendi sorularını kendisi değerlendiriliyor, cevapları. Ve bir puan belirleniyor. Tabii öncesinde aldığınız ALES ve yüksek lisans YDS. YDS yabancı dil sınavı notlarınız ve lisans seviyesinde aldığınız, lisans mezuniyetinde aldığınız ortalamanız, genel not ortalamanızla birlikte bir puan ortaya çıkıyor. O puana göre değerlendiriliyorsunuz ve bir sıralama yapılıyor. Çok şükür ki ben o sıralamada mülakata çağrılabilecekler arasına girmiştim. Mülakatta da yine işte o üniversitedeki idari kadrodan ve bölüm kadrosundan kişilerin katıldığı bir mülakat oluyor. O mülakatı da geçtikten sonra akademik kadroya kabul ediliyorsunuz. Sonrası işte şartların konuşulması, sözleşmenin imzalanması vesaire şeklinde. Şu an mülakat yok ama bildiğim kadarıyla. Yani mülakat derken akademik biz mesela kendi kadromuza alınacak öğretim üyeleriyle mülakatı biz kendimiz yapıyoruz. Yani kimdir, nedir, nerede çalışmış, hangi üniversiteden mezun, hangi konularda uzman. Çünkü hani herkesin verdiği dersler 3 aşağı 5 yukarı belli. Açıkta kalacak dersleri verecek hoca olması lazım. Dolayısıyla gelecek hocanın da o dersleri verecek kabiliyette ve kudrette olması gerekiyor. Lisansta, yüksek lisansta ve doktora sistemlerinin işleyişinde bakış açınız ne? Doğru buluyor musunuz? Doğru işliyor mu? Özellikle ben şu an doktora aşamasına az kaldığı için onu da sormak istiyorum. Doktora yeterlik sınavları oluyor bazı okullarda. Bu konu hakkında düşünceniz ne? Ya doktora yeterlilik sınavı, ben yüksek lisans sonrası uzun bir süre doktoraya başlamadım. Sadece doktora yeterlilik sınavı için. Çünkü doktora yeterlilik sınavının dediğiniz sınav çok ucu açık bir sınav.
Yani tamamen o sınava giren komisyonun ellerindesiniz. Yani hiç şeyiniz yok, kaçarınız yok. O komisyona giren hocalar kendi alanlarında soruları tercih ediyorlar genelde. Kendi çalıştıkları alanlarda soruları tercih ediyorlar ama sormayabilirler de. O yüzden doktora yeterlilik sınavı böyle 360 derecelik bir yelpaze. Oradan bahtınıza ne çıkarsa gibi bir şey. Bizim ülkemizde gıda ile ilgili yüksek lisans doktora eğitimlerinin ben kötü olmadığını düşünüyorum açıkçası. İyi eğitimler veriliyor. Yani ben mesela bir vakıf üniversitesi çalışanı olarak orada çalışmaya başlayana kadar işte vakıf üniversiteleriyle ilgili bir soru işareti vardı kafamda. Acaba diyordum. Ama yok, acabası yok yani son derece yeterli, son derece konusunda uzman hocalar tarafından verilen eğitimlerle donatılıyorsunuz. Ama dediğim gibi yani yüksek lisans ve doktora mezuniyetlerinde aldığınız diplomalar sadece bir kağıt parçası. O diplomaları dolduracak olanlar sizlersiniz. Yani siz ne yaptınız, siz kendinize ne kattınız, sen Batuhan olarak artıların neler dediğinde onları sayabiliyor olman gerekiyor. Yoksa yüksek lisans mezunuyla bir lisans mezunu kıyaslandığında bazen lisans mezunu tercih nedeni de olabilir. Doğru. Ile ilgili kişisel bir soru sormak istiyorum. Ben mesleki hedefiniz ne? Yani profesör olup zirvede bırakmak mı? Yoksa bir patent yapmak mı? Nobel ödülü almak mı? Gibi. Ya Nobel ödülü alırsak tabii 10 numara olur ama Nobel ödülünün açıkçası çok böyle biraz politik bir tarafı olduğunu da düşünenlerdenim. Ama gelebileceğim, kendim için gelebileceğim maksimum noktaya gelmeye çalışacağım. Yani ben elimden geleni yapacağım. Yani için kendimi kahretmeyeceğim. Yani bir şeyi başaramıyorsam, yapamıyorsam kendimi de kahretmeyeceğim. Ama ben elimden geleni yapıp ne geliyorsa bahtıma diyeceğim herhalde. Profesör olabilirsem ne ala? Artık doçentlik kriterleri biraz ağırlaştı. Öyle mi? Şimdi ilk hedefim doçent olmak tabii ki. Doktoramı bitirip doçentliğe çalışacağım. Doçentlikten sonra profesörlük biraz daha bir tık daha kolay belki. Ama benim amacım severek yaptığım bir işte öğrencilerime yararlı olmak. Aynı zamanda sektöre yararlı olmak. Acın abla, soru sırası sende. Murat Hocam. Bey, iyi akşamlar. Sevgili meslektaşım. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Mesleğimizi seven, meslek için bir şeyler yapmaya çalışan, güzel şeyler yapmaya çalışan meslektaşlarımızdan bir tanesiniz. Siz olun, işte eşiniz, değerli eşiniz olsun, ikiniz de aynı şekilde gerçekten çabalıyorsunuz ki bu çabanıza en çok şahit olan insanlardan bir tanesi benim. Peki iki tane çocuğunuz var. Bunlar karşınıza geçse deseler ki anneciğim ben gıda mühendisi olmaya karar verdim. Tepkiniz ne olurdu hocam? Çok güzel soru. Çok sevinirim ya. Ya ben gıda mühendisi olmayı çok istedim. Ya ben liseden mezun olurken üniversite sınavında tek bir tercihim vardı. Gıdacı olmaktı. Onun için hani ben gıda mühendisi olduğuna pişman olanlardan değilim. Açıkçası eşim de değil. Ya biz gıda mühendisi olmaktan hiçbir zaman pişman olmadık. Çok şükür hiçbir zaman işsiz de kalmadık. Yani o yüzden belki şimdi arkadaşlarım diyordur ki ya senin tuzun kuru falan diye. Ben çok seviyorum gıda mühendisliğini. Çünkü ben mesela lise öğretmenliği yaparken bölüm tanıtımlarında gıda teknolojisi bölümü lise öğretmenliği yaptım. Bütün bölümler kendilerini anlatıyorlardı. İşte hangi bölümler vardı benim lisemde? Bilgisayar vardı. İşte güzellik saç bakım var, moda tasarım var falan gibi. Herkes kendini anlatıyordu. En son ben çıkıp diyordum ki bunların hepsi olmadan yaşayabilirsiniz. Yani insanlar giyinmek zorunda değil. İnsanlar bilgisayar kullanmak zorunda değil. İnsanlar makyaj yapıp, güzelleşip, kozmetik kullanmak zorunda değil. Ama insanlar yemek yemek zorundalar. Nokta. Yani bizim mesleğimiz hiçbir zaman ölmeyecek.
Ve bu mesleği geliştirecek olanlar da bizleriz aslında. Mesela bazıları diyor ki ya gıda mühendisleri bu mesleğin katledenleri. Çünkü işte gıdalarda hileleri geliştirenler de gıda mühendisi. Ya doğru, bir yere kadar doğru olabilir. Ama yani özellikle günümüz dünyasında ben son dönemde işte sürdürülebilirlik vesaire iklim değişikliği çok okudum o konuda. Son dönemde özellikle bu kaynakların tükenmesi, dünya nüfusunun artışı, bizsiz olmaz. İnsanlığın gıda mühendisi olmadan neslinin devam etmesi, insanlığın devam etmesi ihtimali yok. Yani gıda katkısı kullanılacaksa o katkının hangi gıdada, ne şekilde, ne miktarda kullanılacağına cevap verecek olanlar da gıda mühendisleri. Dolayısıyla gıda mühendisi olmadan insanlığın devamının olmadığına inanıyorum ben. Evet, bunu, Murat Bey gibi ben de gıda bitmez diye düşünenlerdenim. Bunu bu hafta yayınlayacağımız, YouTube'da koyacağımız zaman Reels videosu olarak paylaşıyorum bir kısmını. Şu kısmı Reels olarak şu an kafama belirledim. Ben bu konuşmayı unutmam. Çok yani evet, dünya nüfusu çok artıyor, doğru. Kaynaklar tükeniyor, doğru. Ama bunların çözümü bizde. Yani doğru. Biz bunların çözümündeki en önemli paydaşlardan biriyiz. Tek başına değiliz belki ama en önemli paydaş biziz diye düşünüyorum ben. Doğru söylüyorsunuz. Gıda bilgi kirliliği üzerine bir sorun var. Siz de bilgi kirliliği mücadele ediyorsunuz. Hatta tanışmamız da o vesileyle olmuştu sizinle de. Evet. Bilim Akademisi'ndeki bir hatayı söylemiştiniz. Sağ olun. Bilgi kirliliğiyle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler yapılabilir? Gıda mühendislerine düşen nedir? Yani şöyle, gıdada bilgi kirliliği, yani gıda konusunda Türkiye'de belli konularda herkes konuşur. Hatta dünyada belli konularda herkes konuşur. Gıdada bunlardan biri bence. Ağzı olan konuşuyor tabiri gıda için çok geçerli bir tabir. Herkes biliyor, herkes konuşuyor. Sağlıkla ilişkisi konusunda da herkes konuşuyor. Bazen okuyorum ben. Çok gereksiz şeyler, çok yanlış şeyler. Böyle bir bakıyorsunuz Twitter'da en çok takip edilen, en çok beğenilen, en çok alkışlanan olmuş vesaire. Bunlarla mücadelede de yine biz ve meslektaşlarımıza çok iş düşüyor. Ya da işte sizin gibi sosyal medyayı aktif kullananlara çok iş düşüyor. Şimdi benim neslim sosyal medyayı sizin kadar aktif kullanmıyor. Bunu kabul ediyorum. sosyal medya kullanıcılarının da artık biraz doğruyu yanlışı ayırmak konusunda farkında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz farkındalıkla başlayacak bu iş. Kolay mı? Asla kolay değil. Hatta çok zor bir şey. Çünkü gerçekten yani herkesin konuştuğu, herkesin takipçisinin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Yani bakıyorsunuz. Adam saçma sapan bir adam ama milyonlarca takipçisi var. Saçma sapan şeyler söylüyor ama insanlar da ona inanıyorlar. Netflix 3 milyon izlenmeleri şey yapıyorlar. 3 milyon takipçi elde ediyorlar. Evet, bir de bizim gibi doğru söyleyenleri, doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Doğru. Bizim gibi doğru söyleyenleri de direkt engelliyor ya da bir şekilde elimine ediyor sistemden. Burada bize düşen şey işte Bay Gıda Mühendisi gibi, Gıda Bilimi Akademisi gibi bu konuyu bilen gıda hurafeleri avcısı sevgili meslektaşım Ebru Hanım var mesela. Buradayız, onu da bir istek atayım. Onlar gibi bu işi gerçekten bilen ve doğru yapan, yani doğruyu anlatmaya çalışan insanları öne çıkarmaya çalışmak zorundayız. Yoksa öbür tarafta işte ağzı olan konuşuyorları insanları bilinçlendirirken görürüz. Ve biz sesimizi çıkaramadan onlar farklı amaçlarla, şimdi çok da şeye girmeden, farklı anladım. Amaçlarla olayı götürürler. Aynen öyle. cep telefonundan ya da mail adresinden ulaştığınızda herkesi beklerim. Teşekkürler. Canlı yayının tekrarını önümüzdeki hafta Bay Gıda Mühendisi YouTube kanalından bulabilirsiniz. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın.